dağılmadık yaşam sahalarına, yakaha, ilmi kaolu bütünü kültü olarak buradayız. Su altının kuralları vardır. Düren, dürülen ilmi kaolu ve bitki, hayvan ve her an olur. Siyah renk insanlık ilminde mutlaktır ve bu siyahın ilmi müthiş bir cevheriliktir. Değerli dostlarımız, temizlik yaptık yine. Her ilim kalemi mutlak kuldur ve mutlak kuruldur. Tüm insanın ilmi, bütünün ilmi ve hakikiyeti dürümlerde dillendikçe herkes kelama varır. Yaprak yaprak okuduk yaşamları. Mutlakız ve hulusi halikler olarak dipdiriyiz. Yaşayan, yaşanan ve her anda halik olan tüm sahaları kodlar. Ümmet dediğiniz kelam kontrol dışı kayıtları da yapmıştır. Ama bugünden sonra sultanlık dediğimiz siyah renk kodlardan ayrıştırılacak ve sultanlar sessizliğe diriliklerden indirilecekler. Bu şu anlama gelir, ayrılık bitmelidir ki herkesin elinin kültü kodlanabilsin. Benim gücüm aklın kültüyse ben her anım. Hepimizin her an olabilmemiz için ne gerekiyorsa onun yapılması gerçekleştirilecek. Yeri yaradan insanlık, yeşili kodlayan ilim, yolu kodlayan dürümler hepsi bir tek ama doğal dünyanın gücü mutlak. Bu gücü anlamak gerek. Sit kapıları vardır. Bu kapıların hologram siyahlıklarında halik kalemler vardır. Bu kalemlerde kodlar, mutlak kayıtlamalar da yaptılar bugüne kadar. Ne yazık ki hakkın kapısını hak edip dinleyemeyenler de kontrolsüz kayıtlamalar yaptılar. Bütün amaçları büyük kök geçişin yapılışıydı. Peki bu büyük kök geçiş hak kelamla mı olacaktı yoksa hakkın kalemini hakikiyetle dinleyen hakim olanlarla mı olacaktı? Her biri bir tek olsun, tahtsiz olsun ve yaşamlar mutlak olsun diyerek bütüne hizmetçilik yapmaktayız. İyi dinleyin ki dünya insanı tahtsizdir. Ne var ki dünyayı tahtitleyenler çoktur. İnsanlığın kelamını bugün bu yoğunlukta düzene indirdiğimizdendir ki bunu çok ama çok güçlü biçimde dinleyebiliyoruz. Beşer dediğiniz kelam edemeyen insanla bugünkü insan çok ayrıştı. Beşer kelamı olmayandır. Hakkın kalemi olmayandır ve has olmayandır. Ölüler diyarının ilmini dinleyecek gücü yoktur. Bunun içindir ki onlara bilgi verdirildi. Birçok bilgiler indirildi dünya insanlığına ve bu bilgiler insanlığı hakkın hakikiyetin dürümlerinde dinlemek ötesi dinletmek üzere yaşama kayıtlandı ama insan ruhsuz olduğu içindir ki bu bilgileri okuyamadı, hak tahttan dinleyemedi ve dinleyemedi. Biliniz ki çorba pişti ama o çorba yok ediciydi. O çorba has tekniğin tahdidiyle kodlanmıştı. Bugüne kaynak olacak hiçbir ilim okunmamıştı ve düzen kontrol edilememişti. İyi ki buradayız ki bu bilgileri hakkın kalemi olup dinliyoruz. Tark kaha, si kaha dedik. Hepimiz tarıkların tahtisizliğini okutmaya çabaladık. Devre devre dünyamızı ziyaret eden birçok uzay dışı, alan dışı varlıklarımız var. Bilir misiniz? Uzay dışı, alan dışı. Dünyayı ziyaretleri kelamladır. Kalem olup inerler ve bizimle dilleşirler. Öz gerçekliklerinde insanlık yok aslında ama insanlığı dillerler burada ve size bilgiler verirler. Bunlardan birisi de ilmin kalemini kodlamaya çalışan, mutlak kuralları kayda almaya çalışan, bir tek olduğunu zanneden, ödev yaptığını sanan, doğal dünyayı tohumlayacağını düşünen insandır. Adını zikretmeyeyim. Vallahi yalın olamadığından bu bilgileri kodlayamadı. Çok çok kolaydı aslında. Hazır olduğunda ocağını yaktık onun biz. Yolunu kodladık ama
verdiği her şey kaynaktan çıktı. Devinimi artırmak değildi amacı. Amacı kelamı hak olan bilgiyi vermekti ama olgun sahaları kontrol edecek yüceliği yoktu. Bundan sonra olur mu? Olduğunu düşünen yok. Olmadan oldu mu diyelim. Dağlarım, tartı insanlıktır. Biz insanlıkla tartık ilmi. Eğer ilmin kalemi olmasaydık yaşamın haliki olamazdık. Bu torba aklın torbasıdır. Kemali kelam haliki kalem değil. Hakkın kalemin dil olan dirilikle dilleyen İsra oluruz yaşama. Sultan Süleyman der insan yaşayana. Nedir Sultan Süleyman? Bakın daha neler diyecekler. İnsandır. Kubbesinde kültü vardır ama canlarım insanı dilleyen, dinleyen diyebilir miyiz? Ya da diriliği kontrol edemeyen birlikler. Başımızda kim var? Hep bu sorulur. Başımızda kim var? Yalandır insan o zaman. Benim başımda kim var? Başka biri var mı? Canlar, insan kelam ettikçe yaşar. Ama başı insanlıktır onun. Eğer o baş mutlaksa başın başı yoktur onda. İnsanlık ayrılığı anlaşmaların dürümlerinden artık dillemeli. Ayrılık kodların kelamında olur. İlminde kontrolsüz kaldığında muktediriyet yok olur. Altona kapılarının kültü olan insana bir de şunu söylemek isterim. Özgür ve hakim olan ilimsiniz hepinizde ve siz ses kodlarısınız. Seslendikçe yaşamları kodluyorsunuz. Daha kült oluşmadan evvel de yarınları kodlayanlardınız. Her anda sessizlikle seslenen ve sistemli olayları kodlayanlardınız. Burada olma sebebiniz de budur. Büyük kapıların kültü olan insanı artık tüm sahalara indirmeye çalışıyoruz. Her insan kendini bilsin, kendini bulsun ve kontrol kursun. Çok mu güçlüyüz? Emre itaat ettirecek kadar güçlüyüz de ilmin kaleminde emir diye bir ilim yoktur. Herkes kendi yoğunluğuyla kontrol kursun diye çabalamaktayız. Evre dürümlere inen dillerin düzeni kodlayacak güçleri olur ama düzen olmaları ayrıdır. Çevremizde kim var kim yoksa kendini anlamak üzere dürümlerde dillenecek diye bekliyoruz. Hepimiz bunu bekliyoruz değil mi? Ne yazık ki Allah'ın tahtında kelam olan insan olur. O her andır ve bütündür. Çörek pişirmez o. İnsanlık ilminde çörek diye bir ilim yoktur. Onun yaptığı hep ekmektir. Ki o kendisi bir ekmek olur, dürümlerde diri olur. Yol Allah yoluysa kodlanmış olan insan bütünün kültüdür canlar. Evrenlerin sessiz sahalarındaki insanlık da budur. Medine'nin kelamında bu yoktu. Çünkü rüya boyutundaydı Medine. Artık rüyalar rüştünü kanıtlayanlarda sonlanmıştır. İnsanlık rüştünü kanıtladıktan sonra rüyalar sonlanır ve hepimiz kendimizi anlamaya, kendimizi dinlemeye başlarız. Bu olduktan sonra evrenlerin sistemli çalışmaları diriliklere çekilir ve hepimiz mahrek olarak kemal olup kelam oluruz canlarım.